Instagram hesabımıza fotoğrafını paylaştıktan sonra çok fazla kişi videosunu çek, linkini ver, fiyatı ne kadar gibi bir sürü soru sordu. Ve bugün de sizlerle Banggood üzerinden almış olduğum tuşları gümüş kaplı olan mekanik klavyenin kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Görüntü olarak Dactylo'ya benziyor. Retro tasarım olarak geçiyor. Bakın şöyle kutunun üzerinde de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi retro tasarım, eskime tasarım, yani tasarım olarak Dactylo'ya benzeyen bir ürün arkadaşlar. Hemen şöyle sizler birlikte ürünü kutu açılışına geçelim ve görelim bakalım. Ne düştü lan? Mekanik olarak mavi bir switch'e sahip ve ses konusunda görüntüsünü gayet güzel tamamlıyor. Hemen şöyle kutusundan çıkartalım. Sunum da 10 numara yapılmış. Üzerinde koruyan bir plastik. Tuş çıkarma aleti ve metal kasaya sahip ürünümüz. Öncelikle baştan belirteyim. Oyun oynamak için alacak bir klavye değil. Oyun oynamayı bırak, tuşları yuvarlak olduğu için, eski klavyemiz kare tuşa sahip olduğu için yazı yazarken bile sorun çıkartabiliyor bize. Yani alışma süreci var. Daha fazla özellikten bahsetmeden önce sizlere ışıklarını göstermek istiyorum. Işık konusunda tuşlarının kenarları parlak bir görüntüye sahip olduğu için, bu arada gerçekten gümüş kaplı bir klavye değil. Sadece tuşların kenarları krom kaplama gibi görünüyor. Parlak bir yapıya sahip ve bu da klavyeye farklı bir görüntü ve çok güzel bir görüntü sağlıyor. Işık konusunda çok farklı bir etki yaratıyor bu parlak tuşlar. Ama önce ışığı biraz kısalım. Ama yine de ışıklarımız fazla geldi. Bunları da kısıyorum. Şimdi normal bir oda ışığındayız. Stüdyo ışıkları kapalı ve tavandan vuran ışığın aydınlanmasıyla ortamda bulunuyoruz. Bu arada arkamdaki ışık da gayet güçlü. Normal bir oda ışığı gücünde. Görüntüsü 10 numara. Gerçekte çok çok daha güzel görünüyor. Kamera belki HD'den dolayı titreşimli olarak klavyeyi gösteriyor olabilir. Fakat klavyede titreşimi yok arkadaşlar. Işıkları gayet normal, düzgün bir şekilde yanıyor. Fakat kameraya geçince bu olay birazcık değişiklik gösterebiliyor. Yakından göstereyim, tuşları parlak olduğu için birden fazla renk bir araya geliyor ve tuşların kenarlarında farklı bir görüntüye sahip oluyor. Bunun masadaki görüntüsüne Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Mousepad'in yanında bunu da koydum ve ışıklı mousepad'in yanına bu da çok güzel gitti. Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Orada bu tarz görüntüler paylaşıyoruz. Bu arada ürünün elime geçeli bayağı oldu ve bunu da Instagram'dan paylaştım. Ürün komple metal kasaya sahip. Arkası olsun, bu iç kısmı olsun, her tarafı metal. Şu köşe kısımlarda plastik kullanılmış. Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Belki düştüğü zaman metal ezilmesin, çizilmesin, büzülmesin diye plastik o konudan daha iyi darbe emici oluyor. Ondan sonra hemen şöyle tuşunu çıkartıp göstereyim size. Bu şekilde bir ışığa sahip. Görmüş olduğunuz gibi tuşu içinden değil de tuşun dışından ışık yapıyor. Şöyle tuşu da göstereyim yanında. Görmüş olduğunuz gibi buraya kenarları parlak olan bir tuş. Buraya bunu bu şekilde takabiliyoruz ve takması da çıkarması da gayet kolay oluyor. Ürün Çin malı ama çok ince bir detay var. Razer'ın kullandığı kayış switchlerden kullanıyor. Yani daha önce Moto'da karşılaştığımız Outemu veyahut da diğer farklı Çin markalarının switchinden değil de resmen Kaili'nin kaliteli switchlerinden kullanıyor ve Blue switch olmasına rağmen ses kalitesi gayet güzel. Böyle çok Dactylo gibi değil, çok da az değil sesi. Kıvamında bir sese sahip, gayet güzel Kaili'nin switchleri. Bu arada yeni fark ettim bunu ürünü kullanırken, daha önce böyle bir bilgim yoktu. Switchlerin markasına bakarken Kaili dikkatimi çekti ve acaba kamerada görünecek mi bilmiyorum. Eğer görünmezse yakın çekinden de gireriz. Görmüş olduğunuz gibi Kaili switchlere sahip bir ürün. Ürün cidden çok kaliteli. Ama fiyatı pahalı bence, çünkü 400 liraya gelen bir fiyatı var. Ben aldığımda 100 dolardı. Fakat sizler için indirim kodu bulmaya çalışacağım. Şu anda stokta kalmamış. Fakat lakin ki siteyle görüştüm. Büyük ihtimalle stoğa gelecek tekrardan. Siz de eğer bunu cidden almak istiyorsanız stok bekleyip ona göre satın alabilirsiniz. Her videomda olduğu gibi ürünün linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu nasıl takılıyor ya? Ürünün markası Eper diye bir marka. Daha doğrusu Tixword markasının Eper yazılmış üzerine. Retro Mechanical Keyboard'un A613 modeli. Marka konusundan biraz sıkıntılıyız. Önde Eper yazıyor, arkada Tixword yazıyor, kutuda Tixword yazıyor. Burada Retro Mechanical Keyboard A613 yazıyor. Bu biraz sıkıntılı marka konusundan. Ama ürün kalitesi güzel, yani kötü değil. Mesela ucuz bir ürün aldığınız zaman şu ayaklıklara bile plastik koyarlar. Fakat burada gayet yumuşak bir silikon kullanılmış. Beklediğimden daha yumuşak. Masaya koyduğunuz zaman şöyle koyalım. Hemen bir şekilde kayma söz konusu olmuyor. Tutma anlamından gayet iyi. Kabloya gelelim. Kabloda ürünle uyumlu bir kablo olmuş. Beyaz ve üzerine altın desen işlemeli bir kablo. Ürünün farklı renkleri de var. Altın sarısı, komple siyah ve üzerine krom kaplı, beyaz ve üzerine krom kaplı modelleri var. Yani renk konusundan gayet fazlalı olan bir model. Hemen şöyle bir de basit modlarından bahsedeyim sizlere. FN tuşu ile bakabiliyoruz modlara. İlk mod diğer mekanik klavyelerde olduğu gibi
Hangi tuşu istiyorsanız onu yakıyorsunuz. Mesela FPS oyununda belirli tuşların yanmasını istiyorsunuz. Diğer tuşların yanmasını istemiyorsunuz. O tarz mod var. Ondan sonra PN insert yapınca bu şekilde bir efekt oluşuyor. Bu arada kamerada kare kare gidiyor olarak görünüyor. Fakat realde daha akıcı bir görüntüye sahip. Neden kamerada böyle oldu anlam veremedim. Tekrar fonksiyon insert yaptığımız zaman da bu şekilde bir efekt ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şu an ortamdaki ışıklar çok yüksek olduğu için belki efekti göremiyor olabilirsiniz. Tekrar fonksiyon insert yapıyoruz. Bu şekilde kayan bir efekt var. Gayet akıcı şekilde kayıyor. Titreşime aldanmayın. Bazı arkadaşlarım diyor lan o ne, tanıttığın ürünün fiyatı o kadar pahalı olmasına rağmen çok titreşimli hareket ediyor. Kameradan dolayı öyle. Diğer bir mod da tuşa basınca etrafında ışıklar saçması, görmüş olduğunuz gibi. Gayet akıcı, ne yavaş ne hızlı. Gayet güzel olmuş. Tekrar yapıyoruz ve sürekli olarak yanan ışıkla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Tekrar fonksiyon insert yaptığım zaman da sadece bastığımız tuşların yandığını görüyorsunuz. Şimdi üründe RGB LED'ler yok. Nasıl LED'ler var? Bir sürü renk yanıyor burada. Her bir satır için farklı LED kullanılmış. En üst satır kırmızı, onun altı turuncu, onun altı yeşil, onun altı pardon ışıklar karıştı. En üst satır kırmızı, onun altı turuncu, onun altı mavi, onun altı yeşil, onun altı mor, onun altı da pembe. Yani RGB değil. Ürünün fiyatı olarak bana pahalı geldi, cidden pahalı geldi. Ama kayıt switch ve görüntü olarak kıyaslarsak gayet güzel bir ürün. Yani mesela bazılarımız vardır ki parası vardır, çalışıyordur. Razer gibi gaming ekipmanlar yerine daha bir klasik, daha bir güzel, daha bir şık görünen ürünler istiyordur. Alın size şık görünen bir ürün. Masada görüntüsü muhteşem. Instagram'da fotoğraflarını paylaştım zaten söylemiştim. Artı hikayede de paylaşmıştım. Hikayeleri de bakın. Orada birden fazla fotoğrafını zaten sizlerle paylaştım. Tekrar yakın çekimden de girecek zaten bu görüntüler. Ürün diğer mekanik klavyelerdeki gibi ışığı azaltma, ışığı yükseltme veya diğer mekanik klavyelerdeki gibi çok fazla tuşa basmanıza imkan sağlıyor. Yani oyunda 10 tane tuşu aynı anda basmanız gerek. Herhangi bir soru yaşamadan bunlara basabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi iyi. Kayıt switch, blue switch, 87 adet tuş bulunuyor. Yanında görmüş olduğunuz gibi tuş takım seti, yani 104 tuş değil 87 tuş. Yanındaki sayılar bulunmuyor arkadaşlar. Küçük bir klavye olmuş, hoş bir klavye olmuş. Görüntü olarak 10 numara. Artı benim mouse'um da beyaz olduğu için güzel bir uyum sağlıyor. Video bu şekilde arkadaşlar. Umarım ürünü ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her videomda olduğu gibi ürünün de linkini açıklama kısmına yerleştireceğim. Oradan ürünün linkine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.